Fenerbahçe'nin dünya yıldızı Roberto Carlos geçtiğimiz sene kazandığı Golden Foot yani altın ayak yarışmasında bu sene adayların tanıtımı için Roma'daydı. Carlos, Roma'da Lig TV Roma temsilcisi Dündar Keşaplı'nın sorularını yanıtladı. Brezilyalı yıldız Aragones'ten gelecek planlarına, Ronaldinho'dan Başkan Aziz Yıldırım'a kadar birçok konuda çarpıcı açıklamalar yaptı. Eccoci qua. Eccoli. Mi sembra che anche quest'anno. Non lo so. Hanno cambiato allenatore. Teknik direktör değiştiğinde başkan Mehmet Orelio'yu gönderdi. Aragones'in Zico'dan daha değişik bir mentalitesi var. Sezon başında problemler yaşadık. Avusturya'da yağmurlu bir hava vardı. Çok iyi antrenman yapamadık. Bizim için çok zor oldu. Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı yendik. Trabzon'dan da 3 puan aldık. Ancak Bursa'ya Gençler Birliği'ne kaybettik. Bu bizi sıralamada aşağıya itti. Ben Türkiye'de çok mutluyum. Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük kulübü. Benim düşüncem kariyerimi Fenerbahçe'de noktalamak. Başkan Aziz Yıldırım'la konuştum. Kariyerimi Türkiye'de bitirmek istiyorum. ...39 yaşıma kadar oynamak istiyorum. Şu anda 36 yaşındayım. Sonra da Brezilya'ya dönmek istiyorum. Beni Brezilya'dan 5 futbolcu aradı. Türkiye'nin nasıl olduğunu sordu. Ben de Fenerbahçe'nin Türkiye'nin en iyi kulübü olduğunu söyledim. Çok zor. Dünyada mali kriz var. Ronaldinho gibi bir oyuncuyu getirmek çok zor. Dünya üzerinde birçok genç oyuncu var. Türkiye'de, İspanya'da, İtalya'da. Ama şimdilik Ronaldinho'yu Türkiye'ye getirmek çok güç. Però Ronaldinho penso che adesso è difficile. In Turchia, Turchia è mia casa, Turchia è... Her zaman mutlu olsunlar. Sağ dışında bana çok iyi davranıyorlar. Onlara çok ama çok teşekkür ediyorum. Evet tabii ki, neden olmasın. Sì, anche Totti è stato selezionato dai media e quindi questi sono